Tamam, Allah razı olsun. Biz Erzurum'a gidiyoruz. Mesleğimizde çok oluyor. Biz tedaviye giriyoruz. Kemoterapiden tedaviye giriyoruz. O zaman başlayalım. Burada olması iyi mi, iyi mi oldu? İyiyim, çok iyiyim. Sıkıntın oldu mu? Olmadı. Bulantıların, kusmaların oldu mu? Oldu biraz. Tamam. Bu ilaçlarla beraber zaten olabilecek şeyler. Biz sana daha önce bilgi vermiştik zaten. Şimdi tedavi bitti. Biz sana 48 saatlik bir kemoterapi verdik. Erzurum'daki programına uygun olarak. Şimdi biz seni taburcu edeceğiz. 3 gün sonra sen bana tekrar poliklinik kontrolü, kan değerlerinde bir düşme var mı yok mu? Onu görmemiz için geleceksin. Evet. Tamam. Geçmiş evet. Olsun. Esma Hanım da burada zaten. Kesiyoruz. Uzun konuşmaları, yayınlanmadan kesiyoruz. 1-7 Nisan Türkiye'de kanser haftası olarak belirlenmiştir. Burada amaç kutlama değil, hastalara farkındalık, toplumda farkındalık yaratmak. Çünkü en son yapılan istatistiklerde Türkiye'de 97 bin erkeğin kansere, 62 bin kadının da her yıl kansere yakalandığı tespit edilmiş. 14 bin kadın meme kanseri, 25 bin kadın kolorektal kalın bağırsak kanseri, 1500 kadın da servis kansere yakalanmıştır. Benim bunlarda bahsetmemin sebebi bunlar özellikle önlenebilir, erken teşhisle önlenebilir ve erken yakalandığı zaman yaşam kalitesini arttırabildiği hastalıklardır. Eğer hastalar kansere yakalandığı zaman, ki bunları istemiyoruz, biz Iğdır'da bir kemoterapi ünitesi kurduk. Ve yaptığımız istatistiklerde gördük ki 1 Temmuz'dan 1 Nisan'a kadar toplam 461 hastaya seans olarak kemoterapi vermişiz. Biz bunu yapmakla hastaların İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum'a veya Van'a gitmelerini önlüyoruz. Orada burada kemoterapilerini almalarını sağlıyoruz ve hem masraf, maddi olarak hem de manevi olarak etkilenmeleri. Çünkü her bir kemoterapi hastaların bulant kusmalarına, başka hastalıklara yol açmalarına sebep oluyor. Ve hastalar kemoterapi aldıktan sonra mutlaka takip edilmeleri gerekiyor. Ve biz burada hastamızda olduğu gibi hasta kemoterapi aldıktan sonra mutlaka 3 gün sonra poliklinik kontrollerine çağırıyoruz. Poliklinik kontrollerinde hastanın genel durumunu, kan sayımını, akciğerlerini, gelişen bir ishal olup olmadığını, yeni gelişen bir ishal olup olmadığını takip ediyoruz. Ve yeni bir kemoterapi alacağı seansa kadar 3 günde, 4 günde hastanın uygun olduğu durumlarda biz hastamızı takip ediyoruz. Aynı zamanda için üzücü ama en azından hastalara hizmet verdiğimiz için biz son derece mutluyuz. Burada multidisipliner bir çalışma ekibimiz var, hemşirelerimiz var, kemoterapi hemşiremiz var, nütrisyon ekibimiz var, psikoloğumuz mutlaka hastaları, hasta yakınlarını kemoterapi esnasında veya palyatif bakım ünitesinde yatarken dahi görüyorlar. Ve gördüğümüz kadarıyla da hastalar bundan çok memnun. Biz onlara hizmet vermekten de çok memnunuz. Babam kemoterapi görüyor. Erzurum'a götürüyordum, Van'a götürüyordum. Bize zordu. Sabah akşam 2'de kalkıp orada, 7'de orada uyuyordu. Maddi sakatlısı da, diğer sakatlar da nedeniyle şey olmuyordu yani, bize uygun gelmiyordu. Evde de olduğu için bize daha iyi şey olmuş yani, daha iyi hizmet veriyorlar. Bizim hemşire de çok iyiler. Sizi banken yapacağız yani. Ya banken yaparsak? Palyatif bakım. Merhabalar, ben hastanemizin de Seniyim. Hastanemizde kanserli hastaların tedavilerinin yanı sıra aynı zamanda beslenmeleri de çok önemli olduğu için hastalarla birebir ilgileniyoruz burada ve hastaların tedavilerini beraber beslenmelerini de düzenliyoruz. Burası bizim meşguliyet odamız. Burada psikologlarımız haftanın belli günleri ya da istediğimiz her zaman gelebiliyorlar. Hasta yakınlarıyla ve gelip oturabilecek hastalarla birebir oturup burada psikolojik sorunları hakkında görüşebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Ayrıca doktorlarımız da burada hasta yakınlarıyla özel bir şekilde hastalarla ilgili konuşma yapabiliyor. Geçmiş olsun. Bunun için
Daha önce hastaydım. Erzurum'da tedavi görürdüm. Çok rahatsız olurdum. Yollar beni rahatsız ediyordu. Ama şimdi buraya alındığı için çok memnunum. Evimizin içinde ticaret tedavimizi görüp geldiğiniz için. Çok memnunuz yani. Hepsinin, her şeyin burada olması için çok iyi olur. Özür hakkında iyi olur yani. Serken çekerim ya. Hep böyle bir çok şıkkıydı. Daha önce babam kanser hastalığından dolayı Erzurum'a gidip geliyorduk. Hani kemoterapi için. Artık burada açıldı zaten. Kemoterapi ünitesi de var burada. Ki bunu daha çoğu hasta bilmiyor. Ama çok şükür en azından yol derdinden kurtulduk. Bayağı sıkıntı oluyordu çünkü. Hem halsiz oluyordu. Oradan gidip gelmesi, tekrar kendine gelmesi uzun sürüyordu. Çok şükür böyle bir imkanımız var artık. İnşallah daha da iyileştirilir hastane ortamı. Biz memnunuz şu an. Aslan Hanım geldi. Cemal Çelme, sakın ve çok çekici. Merhabalar, Aslıhan Kurt ben. Iğdır Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümünde görev yapmaktayım. Ben bugün özellikle kanser haftası nedeniyle halkımızı rahim ağzı kanseri dediğimiz, rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanseri hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Serviks kanseri bizim jinekolojik kanser dediğimiz kadın doğum kanserleri içinde sık rastlanan bir kanser türümüzdür. Bunun bizim için ehemmiyeti, önemi şudur. Biz bunu gerekli erken tarama ve tedavilerle önceden saptayabildiğimiz bir kanserdir. Bu yüzden özellikle bayanlarımızın yaptırdığı simir testi dediğimiz tarama testiyle biz bu kansere çok erkenden tanı koymaktayız. Serviks kanseri bizim özellikle 45 yaşından sonra sık gördüğümüz bir kanser türüdür. Fakat gene simir dediğimiz tarama testlerini HPV DNA bakaraktan 30 yaşın üzerinde, HPV DNA bakmadan da 21 yaşın üzerinde özellikle taramalara başlamayı önermekteyiz. Bizim hastanemizde HPV DNA'lı simir testi, COTEST dediğimiz test 30 yaşından 65 yaşına kadar her 5 yılda bir bizim bayanlarımıza rutin önerdiğimiz bir testtir. Benim buradan söylemek istediğim şey özellikle her bayanın yılda bir kez jinekolojik muayenesi ve özellikle 5 yılda bir mutlaka simir testini yaptırarak rahim ağzı kanserine önlem alabileceklerini söylemek istiyorum. Son olarak yapılacak burada en önemli şey rutin doktor kontrollerini aksatmamak. Özellikle her yıl kadın doğum muayenesi için kadın doğum uzmanına başvurmak ve düzenli simirlerini yaptırarak rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Özellikle bunu belirtmek isterim. Midem çok ağrıyordu. Tolga Bey önerdiler, ben de endoskopi olacağım. Mide rahatsızlığım var. Sesini de çıkar, değil mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Endoskopiden ve kolonoskopiden korkmayın. Kanserden korkun. Ben Antalya'dan geldim. Antalya'da kanser sayısı daha azken Ürdü'de de yaptığım kolonoskopilerde inanılmaz fazla kolon kanserine çok rastlamaktayız. Sizleri en azından bir tahlil yaptırmaya, buraya gelip bir muayene olmaya, sonuçlarınıza göre de, bizim yönlerimize göre de endoskopi, kolonoskopi yaptırmaya davet ediyorum.
Bir gününüzü ayırıp bunları yapmanız bizim için ve sizin için, sağlığınız için en güzelidir. Bir dakika, bir cihazımızı aşağı açalım. Çünkü başlı cihazımızın aşağı kapalıydı. Iğdır Devlet Hastanesi bölgedeki konum itibariyle sürekli dolu olarak çalışmaktadır. Ağrı, Doğu Beyazıt ilçesi, Nahçıvan, İran sınırı ve Kars'ın Dikas'ın köylerinden de gelmesi, hasta gelmesi sebebiyle birçok kuruma hizmet vermekteyiz. Özellikle kanser konusunda kemoterapi ünitemiz ve palyatif servisimiz yaklaşık 2 yıldır hizmet vermektedir. 8 tane yatağımız bulunmaktadır ve bunlar sürekli hiç durmadan 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Kemoterapi ünitemizdeki hemşiremiz ve doktorlarımız tamamen tecrübelidir. Ayrıca kanser erken teşhis merkezlerimizde de Iğdır'ında artık birçok kanserinde tanıları erken dönemde koyulabilmektedir. Bu şekilde hastalarımız da erken dönemlerde tedavilerini alabilmektedir.